Bebeğim bak, yasemin ağaçları. Üstünde beyaz kokulu çiçekleri. Ne yapacağız bu çiçekleri bebeğim? Yeni açmış, güneş görmeyen, yıpranmamış olan yapraklarından alacağız. Ve bunları güzel kokulu esanslar haline getireceğiz. Merhaba çikolateli bebeğim. Çikolata yiyin. Toplamaya başladık. Yasemin çiçeklerimizi. Evde de ayıklayacağız. Açmamış olanları kokusuz oluyor. Bize kokulu esansları lazım. Bunların yağını elde edeceğiz. Yasemin yağı. Buradan da alalım. Salyangozlar. Doğanın sırtlanları, akbabaları, leşçilleri. Çok faydalı bir hayvan daha. Tabii doğanın ekosistemi için. Zararlı, leş, hastalık yapacak başka bir şey, bir canlı. Hiç bırakmıyorlar ortada, hemen yiyorlar. Şimdi toplanmışlar, bir beslenme içerisindeler. Merhaba salyangoz. Kabuğun nerede acaba? Hiçbirinin kabuğu yok bebişim. Acaba kabuğu değiştirmiş cemalini mi? Çiçek mi alacaksın oradan? Evet. Aa, elin gıcıma. Şarı çiçek. Nergis. Ya da billedin olması lazım. Biraz daha yaklaştırayım seni. Çiçek mi koparıyorsun? Aferin sana. Sana bir tane daha çiçek verebilirim. Hem de yasemin çiçeği vereyim. Ya da bir kuş burnu çiçeği. Ayşe ne kuş burnu çiçeği. Ne kadar güzel. Gelip bak. Kızıma çiçek yağmuru. Beyaz çiçekler düşüyor. Kızımın başından aşağı. Bunlar çok güneşe maruz kalmışlar bebeğim. Dokunduğunda zaten dökülüyorlar. İşimize yaramıyor. Mişka yuka yuka. Bıçak. Bile bak. Bu hiç değişmez. Herkes merhaba der ama farklı şekilde. Raşit dedi merhaba. Bonjour. Hiç dedi merhaba. Namaste. Türk dedi merhaba. Merhaba. Çiçek yavru. Yasemin çiçeklerimizi kolay ve pratik bir şekilde yağını çıkarmak için önce biraz beklettim. Böceklerinden arındı. Hiç yıkamaya, spreylemeye gerek yok. Şu şekilde kavanoza koyuyorum. Birkaç tane yaprağı kalmış. Bibi, yapma çünkü bak. Bibişim, neler yapıyorsun hiç bu lelerden? Dedi kızım benim. İzin vermiyorsun ki şunları rahat rahat yapayım. Dedi kızım benim. Bak nasıl yağ çıkaracağız onu görelim. Senin için yapıyorum ben bunları. Kendim için mi yapıyorum? Sen ne diyorsun acaba? Benim kızıma güzel yağlar olsun diye yapıyorum. Şu şekilde... Yeterli. Hatta biraz fazla bile koydum. Yarısına kadar olması yeterliydi aslında. Ama çiçeklerimiz çok değil. İki kavanoza ayıracağım zaten.
Şimdi bu kavanozun yarısına kadar zeytinyağı dolduracağım. Bir diğer kavanozumda üzüm çekirdeği yağıyla yapacağım. Zeytinyağının biraz aroması ve asitlik oranı güçlü olduğu için üzüm çekirdeği yağı ile de deneyeceğim. Üzüm çekirdeği biraz daha saf ve nötrdür. O yüzden iki yağla deneyeceğim. Şöyle 50 mg üzüm çekirdeği yağım var elimde. Bundan biraz ekleyeceğim. Yani tümünü, tamamını boşaltacağım kavanozun içine. Bunun tamamını üstüne aktaracağım. Evet. Biraz da zeytinyağı koyacağım. Şu şekilde yarısına kadar doldurduk. Biraz da presledim. Ağzını kapatacağım. Dur bebeğim. Kuru, yarı güneşli bir alanda muhafaza ederek 2 hafta bekleteceğim. Yasemin çiçeğinin özleri, kokusu, esansı zeytinyağının çözeltisiyle sayesinde yağ aktarılacak. Ve bu yağ karışımı yasemin yağına dönüşecek. Yasemin yağının yağını çıkarmak biraz uçucu olduğu için yağı damıtma veya kaynatmayla daha çok kilogramlar, daha çok bebeğim. Ya lütfen benim, kuzum benim, bir dakika. Daha çok çiçek gerekecekti kilolarca. Bu şekilde daha pratik oluyor. Koyduğunuz yağ miktarı kadar da çiçek yağınız olmuş oluyor. İşte böyle. 2 hafta sonra hazır halini de göstereceğim.